Şu anda Bağlandılar mı? bağlandılar. Mustafa Biçer önümüzdeki hafta askere gidecekmiş. Onu da yayınımıza alacağız ama önce annemiz Ayşegül Biçer bizlerle birlikte olacak. Sayın Biçer, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Çok Hayırlı teşekkür akşamlar. ediyoruz. Hayırlı akşamlar. İlk bizim yayınımızda konuşmuştuk. Mustafa Biçer'le de konuşmuştuk. Askere gitmek istediğini söylemişti. Siz de askere göndermekten büyük bir gururu, onur duyacağınızı söylemiştik. O gün geldi, çattı. Neler söyleyeceksiniz? Rabbime şükürler olsun, gurur verici. Hele hele ki evladını PKK'dan söke söke alıp vatanına, toprağına ve bayrağına göreve göndermek ayrı bir gurur. Oğlum ölmüş diye Rabbim bana bağışladı. Ama Ayşegül Biçer bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti sayesinde kazandı aslında. Çünkü devletimiz bize sahip çıktı. Biz orada yalnız başımızaydık. Elimizde herhangi bir silahımız yoktu. Yüreğimizden mücadele ediyorduk ama Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bize sahip çıktı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları hepsi ayrı ayrı bize destek vererek aslında bizi güçlendirdi. Biz orada inandık ki anneler isterse dağları delip evlatlarını kazanabilir. Evlatlarını PKK'ya kurban verme yerine vatana, millete hayırlı evlatlar olarak yeniden yetiştirebilir diye inandık. Ve bu inancımız bize daha güç kattı. Çok şükür evladımı aldım. Çünkü ilk gün de demiştim evladımı PKK'dan söke söke alacağım. Ant içmiştim evladımı kazanırsam kanasını yakıp asker edeceğim. Rabbim bana o günü gösterdi. Yani tarifi yok bu duygunun. Çok sevindirici ve mutluluk verici bir şey. Rabbim her anne ve babaya yaşatsın. Evladının hem mürüvvetini görmeyi hem askere gitmesini. Yeter artık 43 yıldır PKK zulmünden çektiklerimiz yeter artık dedirtecek seviyeye geldi. Ve bunu da bitirirse anneler bitirir. Buna çok inanıyorum. Anneler birleştirirse aslında niye HDP il binasının önünde 250 sayı değil de 250 aile değil de binleri bulabiliriz. Buradan sizin aracılığınızdan bir kere daha tüm anne ve babalara çağrımızdır. Gelin hakkınızı, doğurduğunuz evlatlarınızı PKK ve siyasi kolu HDP'den isteyin. Çünkü PKK dağdan gelip sizin çocuğunuzu götürmez. Burada onun finansal kaynağı ve siyasi kolu HDP'dir. Çok önemli bu söyledikleriniz. Diyarbakır annelerinin eylemi ülkeye yayıldı, hatta dünyaya yayıldı. 800 günü aştı Evet. eylem, kararlılıkla devam ediyor. Siz oğlunuza kavuştunuz ama sizin de mücadeleniz hala devam ediyor. Bu da oldukça önemli. Gençlere de bir çağrınız varsa gençlere de çağrınızı almak isteriz. Belki sesinizi duyan bir genç olur PKK'nın elinden. Kurtulmak için bekleyen bir gence daha bir ses olursunuz. Ne demek istersiniz? Gençler demişken öncelikle buradan Türkiye Gençlik Birliği'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Bu gece bile bizi yalnız bırakmadılar. Bu kadar yol kat edip gelip mutluluğumuza ortak oldular. Çok çok teşekkür ediyorum Vatan Partisi'ne, Cumhuriyet Kadınlar Derneği'ne, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ulusal Kanal ilk saatten itibaren sesimizi duyurdu. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve buradan bir kere daha bütün gençlere, bütün evlatlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bakın ben evladımı kazanmış bir anne olarak sizin için mücadele ediyorum. Dağlarda burada kuşa yem olmanız için mücadele ediyorum. Gelin Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olun. Kolluk kuvvetlerimize teslim olun. Bakın benim oğlum hiçbir ceza almadan kendi yerine geri döndü. Anne kucağına geri döndü. Gelin teslim olun. En güzel günlerinizi beraber yaşayalım. Anne babalarınızın yüreğine ateş düşürmeyin. PKK ve siyasi kolu HDP yıllardır sizi kandırmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Sözde mecliste Kürtlerin savunucusu olduğunu söyleyen HDP 800 günü geçti. Bu anneler babalar feryat figan ederken siz kadın hakları kadın hakları diye konuşurken peki hani bu anne babaların hakkı? Biz de kadındık. Daha da affedersiniz tecavüze şiddete uğrayan kız çocuklarının hakkı nerede? Yani bunları görmüyor musunuz? Gördüğünüz halde kendinizi körlüğe, sağırlığa, dilsizliğe vuruyorsunuz. Sadece HDP değil ki. HDP'nin yan partileri CHP var, İyi Parti var. Onlar gibi sayamadığım birçok parti var. Bizi gördüler, görmemezlikten geldiler. Diyarbakır'a gelip bizi ziyaret etme tenezzülünde bile bulunmadılar. Yani bu anneler babalar size hiçbir şey istemediler ki. Sadece hakları olan evlatları kazanırken destek istediler.
mücadelemizin haklı olduğunu biliyorsunuz. Biz kimseden mal, mülk, koltuk hiçbir şey istemiyoruz. Diyoruz ki evlatlarımız bir anne evladı için ölebilir. Eğer ben evladım için ölmüyorsam benim anneliğimin hiçbir anlamı yoktur. Ben oraya oturduğumda da dedim ya zafer ya ölüm. Onu göze alarak orada oturdum ve oturmaya da devam ediyorum. Çünkü bizim mücadelemiz PKK'yla. PKK bitinceye kadar bu mücadele devam edecek. Sayın Biçer, çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız oldukça önemli. Biz Mustafa Biçer'i de görmek isteriz ekranlarda. Onun da önemli mesajları olacaktır eminim. Tabii ki Mustafa. PKK'nın elinden kurtulduğu zaman biz yayınımızı almıştık. İlk ulusal kanalda çıktı. İlk ulusal kanalda çıkmıştı. Buradan duyurmuştu hatta en kısa zamanda askere gitmek istediğini duyurmuştu. O gün de geldi çattı Mustafa. Sözünü tuttu Mustafa Biçer. Çok önemli bir örnek. Terör örgütünün Kürt'ü, HDP'nin Kürt'ü temsil etmediğinin en önemli örnekleridir. Ve Diyarbakır annelerinin zafer kazanma zaferlerinin önemli biridir. Yani Mustafa Diyarbakır anneleri, Mustafa, ondan sonra gazilerimiz, şehitlerimiz. Mustafa kardeşimiz şimdi ekranda. Mustafa Biçer, hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum hatta. Çok tarihi bir yayında sizinle yaptığımız. Orada konuşmuştuk. En büyük gayelerinizden birinin askere gitmek olduğunu söylemiştiniz. Bugün sizi desteklenenle birlikte bir asker kınası oldu. Önümüzdeki haftada sizi askere uğurlayacağız. Duygularınız çok önemli bizim için, merak ediyoruz. Lütfen siz dinleyelim. Çok heyecanlıyım. Önceden de söylemiştik, zaten siz kendiniz söylemiştiniz davurla, zurnayla inşallah seni askere göndereceğiz diye. Bugün gerçekleşti, çok mutluyum. Böyle insanın vatani görevini yerine getirmek herkesin eline geçmeyecek bir şey. Eskiden nasıl Çanakkale'de Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Sunnisiyle dedelerimiz bu düşmana karşı omuz omuza savaştı. Günümüzde de biz de askere gidip vatani görevimizi yerine getirip Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle yan yana geliyoruz ve bu teröre karşı artık bir dur diyoruz. Şimdi ben gidip o üniformayı giyip bu örgüte karşı, bu terör örgütüne karşı verdiğim mücadele için, vereceğim mücadele için çok mutluyum. Yani vatani görevini yapmak herkese eline düşmez. Çok heyecanlıyız biz de sizi dinlerken. Sizin de ifade ettiğiniz gibi davulla, zurnayla sizi yollamak nasip oldu. Darısı oradan kaçmayı bekleyen, PKK'nın elinden kurtulmayı bekleyen tüm gençlerin başına diyelim. Mustafa Biçer'e söylemek istedikleriniz var mı Cehin Bozkurt? Valla zaten gerekeni söyledi arkadaşımız. Yani o heyecan da gözlerinden okunuyor buradan, görebiliyoruz. Bu çok önemli. Vatan görevine gidiyor. Ve PKK ile mücadele edeceğim diyor. Yüreğine sağlık. Valla daha benim soracağım bir şey yok yani. Yani Mustafa, tabii bize anlatmıştın burada yayında. O PKK'nın elinde olduğun dönemdeki yaşadıkların, sıkıntılarını vesaire. Belki bir an o ekranda anneleri görmesen şu an bambaşka durum olacaktı. Tabii ki annelerin burada çağrısı, mücadelesi önemli oldu. Sen belki senin gibi şimdi senin yapacağın çağrıyı da gören kardeşlerimiz olacaktır orada. Şu an PKK'nın elinde olan, kaçırılmış olan, kandırılmış olan kardeşlerimize ne demek istersin? Onlara diyorum ki eğer bir sesimizi duyuyorlarsa, kardeşlerim, arkadaşlarım, günlerce yan yana kaldık. Belki bana söyleyemedi ya da başka birine söyleyemedi. Kararsız düştüğünü, ailesine gelmek istediğini, kaçmak istediğini söyleyemedi. Kimseye güvenmedi. Gelip teslim olsunlar. Kesinlikle hiçbir şekilde ceza yemeyecek. Belki diğerler, Mustafa tek serbest kalmış. Öyle değil. Bugüne kadar kaç ailemizin çocuğu teslim oldu. Hepsi de şu anda serbest. Şimdi bakın, mesela teslim oldum. Devlet her türlü imkanı, başta burada çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gençler Birliği'ne, Vatan Partisi'ne, ulusal kanala. Gerçekten ilk teslim olduğum andan itibaren Türkiye Gençler Birliği'dir, ulusal kanal ve Vatan Partisi çok destek oldu ilk günden beri. Onun dışında güvenlik güçlerimiz de, emniyetimiz de, devletimiz de. Yani orada diyorlar ya, örgütte diyorlar, teslim olursan seni öldürürler. Eğer ki beni öldürecekse Cumhurbaşkanı neden örgütten kaçıp gelmiş birini yanına aldı? Evet. Ya örgütün istediği Mustafa Biçerlerin güle oynaya bu ülke için hizmet etmesi değil. Örgütün istediği, Allah korusun, Mustafa Biçerler'in ölmesi. Tabii. Ondan faydalanmak istiyor.
Aynen. Hayattaki Mustafa Biçer işine gelmiyor bütün. Diyor ki Mustafa Biçer, ben diyor o yanlışı görüyor, geliyor o iradeyi ortaya koyuyor. Geliyor bakın bugün vatan görevine gitmeye hazırlanıyor. Ne kadar önemli. Çok sayıda Kandil'de, diğer kamplarda çok sayıda PKK'lı var. Ayrılmak isteyen. Ama nedir? İşte o korku iklimi, hala korkuyorlar. Ama son operasyonlar o korku iklimini de dağıtıyor. Bakın dokunulamaz diyen elebaşları etkisiz hale getiriliyor. Yani o yüzden tekrardan yüreğine sağlık. Allah tüm hayırlı Mehmetçiklerimizin, hayırlı tezkereler artı bütün Mehmetçiklerimizin, seninle birlikte sen de haftaya aralarına katılıyorsun. Bütün Mehmetçiklerimizin, askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Allah razı olsun. Şuradan şunu da söylemek istiyorum sizin aracılığınızla. Bana birçok mesaj geliyor sosyal medya üzerinden. İşte teslim olan bir teröristi nasıl askere gönderirsiniz diye, nasıl askerimizin içine sokarsınız diye. Orada şunu söyleyen, onları söyleyenlere bunu demek istiyorum. Ben bir devletime karşı, vatanıma karşı, milletime karşı bir mermi bile sıkmadım. Devletime karşı çıkmadım. Allah'a çok şükür bir mermi sıkmadan gelip devletime teslim oldum. Bunu bilsinler. Yani ben çok heyecanlıyım. Askere gitmek için de oradaki kardeşlerimizi tanımak da bu sosyal medyadan yapılan terör örgütünün bir propagandasıdır. Lütfen bunun farkına varalım. Teşekkür ediyoruz Mustafa yayınımıza katıldığın için. Hayırlı tezkereler diyoruz şimdiden. Uğurlar olsun diyoruz. Seni döndüğünde tekrar yayınımızda ağırlamak isteriz. İnşallah. Evet. Hayırlı Ayşegül Biçer son ve Mustafa Biçer bir cümle bizlerle birlikteydi. Hemen bir reklama gitmemiz gerekiyor. Bir cümle o zaman cümle, şey yapayım. Tamam. Yani bu o zaman veya reklamdan sonra reklam bittikten sonra söyleyelim. Son bir değerli konuğumuz daha olacak. Evet.